Merhabalar, Nasıl Yapsam YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Geçen videomuzda düz tepsi boyamıştık. Bu videomuzda da bu tepsi üzerine dekupaj tekniği uygulayacağız. Bunun için boyalı bir objemiz, fotokopi çektirdiğim bir desenimiz var. Desenimi istediğim yerlerden dekupe ettim. Bunu tepsime yapıştıracağım. Bunun için bir püf noktası sizlere. Kağıdımızın kenar kalınlıklarını zımparayla inceltirsek daha hoş bir görüntü olur. Şu şekilde içten dışa doğru kağıdımızı inceltiyorum. Bunun için bir dekupaj tutkalı lazım tabii ki. Tutkalımızı kağıdın arkasına da sürebilirsiniz. Yapıştıracağınız zemine de sürebilirsiniz. Fırçalarımız hep nemli olması lazım. Hiç boşluk bırakmadan sürüyoruz. Şimdi desenimizi ortalıyoruz yapıştıracağımız yere. Fakat bastırmadan evvel zımparamıza şöyle temiz kuru bir bez sarıp bunun üzerine de bir jelatinle ortadan dışarı doğru, bu işler için çok fazla masraf edip çok malzeme almanıza gerek yok. Size tüm püf noktalarını anlatacağım. Bunu kağıt altında hava kabarcığı kalmasın diye yapıyoruz ve bu çok önemli. Birkaç dakika bekleyip kağıdın ıslaklığı gittikten sonra tekrar desen üzerine tutkal sürmemiz gerekiyor. Desenimizin mürekkebini korumaya almak için. Evet, tutkalımızı da sürdük. Şimdi biraz süslemek istiyorum bu işimizi. Kenarlara kareli stencil uygulamak istiyorum. Tabii bunun için de bir stencil fırçasına ihtiyacım var. Şöyle tampon fırçayla da yapabilirsiniz. Stencil fırçasıyla da yapabilirsiniz. Yahut da rulo fırçayla yapabilirsiniz. Biraz beyaz boya alıyorum. Yalnız biraz önce söylemiştim, tüm fırçalar nemli olacaktı. Bu fırçamız tam tersine kuru olmak zorunda. Nemli olduğu zaman şablonun altına akma yapar boyamız. Desenimi oturtuyorum ve tamponlamaya başlıyorum. Bakın içiyle uyumlu olması için bunu yaptım. Tabii siz farklı teknikler, farklı süslemeler yapabilirsiniz. Ben şimdi şu kenarlarına da bir beyaz geçmek istiyorum. Sanki daha çok yakışacak. Evet, tepsimizi tamamladık. Bunun üzerine iyice kuruduktan sonra, ki bu 24 saat öneriyorum, ne kadar üstten kurursa kurusun ahşabımız nemli kalıyor. 24 saat geçtikten sonra üzerinden vernik sürüyoruz. Fakat ben size göstermek için vernik nasıl yapılır 24 saati beklemeyeceğim. Ama lütfen sizler bekleyin. Verniğimi tabağıma döküyorum. Su bazlı vernik. Yine hobi marketlerde satılan. Yine aynen boya sürer gibi verniğimi ince bir tabaka, birikmeler yapmadan her tarafına sürüyorum. Evet, verniğimizi de yaptık. İşimizi tamamladık. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.